Efendim şimdi konuğumuz geldi, misafirimiz geldi. Keçiören Belediye Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan şu anda nav ekranlarında Çalar Saat'te. Önce bir o güne gidelim, devir teslim gününe gidelim ki devir teslim gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mesut Özarslan'ın yanındaydı ve o gün seneler önce kaldırılmış olan bir levha, Türkiye Cumhuriyeti ibaresi nasıl Keçiören Belediyesi'nin önüne bir kez daha geldi? Bu görüntü sonra da konuğumuzla sohbet edelim. Sevgili Keçiörenler merhaba. Bayram erken gelmiş Keçiören'e. Ankara'ya da erken geldi, Türkiye'ye de erken geldi. Çok şükür. 2019'da gazeteci, TC tabelasını mı taktınız? Zaten olması gereken yere koyduk dedik. Olması gereken yere koydular inşallah. Dedi Mansur Yavaş ve hemen yanında 30 sene sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi'nin başkanı, yeni başkanı Mesut Özarslan vardı. Şu anda da yanımızda. Günaydın efendim. Günaydın hoş efendim. Geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ediyoruz. Sağ olun. İyi geçmiş misin? Olsun. Birkaç gündür böyle tabii o seçim temposu, sonra seçim temposunun ardından bir küçük rahatsızlık. Şimdi evet. Şimdi geride bırakmaya çalışıyorsunuz ama dün de YSK'nın önünde gördük sizi. Evet doğru. Yani destek olmaya gittik tabii ki. Hak, hukuk, adalet yani ülkemizin şu anda gerçekten de ihtiyacı olan en büyük mesele biliyorsunuz. Ekonomi dahi güvene ve adalete bağlı bir değer. Yani bunu yaşatmamız gerekiyor. Tek bir seçim kurullarının önünde değil, her mekanda, her alanda biz hak, hukuk, adaletten yanayız ve bunun her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz efendim. Sayın Başkan, bu seçim başarısı, seçim zaferi nasıl oldu, nasıl geldi? Keçiören Belediyesi 30 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'nde değildi. Evet. Nasıl geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Sizinle nasıl geldi? Sokakta ne oldu? Siz neyi gördünüz? Neyi anlattınız? Neyi paylaştınız? İnsanlar ne söyledi? Siz neyi vaat ettiniz? Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi İlker Bey, bu bir parametreye bağlı değil. Birçok parametreye bağlı kendi içerisinde. İlk önce inanacaksınız. Biz inanan kadrolarız. Sayın Mansur Yavaş başkanımız önerdi. Dedi ki gel dedi, biz burayı alırız Mesut dedi. İlk başlarda kendim de inanmıyor idim. Ama Mansur Başkan'ın o gözündeki o inanç ve bizim olan sadakatimiz ve bağlılığımız, gittik gerçekten de ilk bir hafta içerisinde analiz ettik. Yani yapıyı ilk önce bir röntgenini çektik. Şunu gördük gerçekten de, insanlar orada yeniliklere açık ve orada çok büyük ihtiyaçları da olduğunu gördük. Biz bunları oturduk bir 10 gün içerisinde. O bölgenin akademisyen hocalarından tutun, muhtarlarını gezdik, onları dinledik. Sivil toplum kuruluşlarını dinledik, hemşeri derneklerinin başkanları, yöneticilerini dinledik. Sokağına, caddesine indik, esnafıyla buluştuk ve ortaya 60 proje çıkardık. Bu 60 proje artık Keçiören, bununla tanışma zamanı geldi diye insanlarımıza cadde, sokak, pazar inip anlatmaya başladık. Ve insanlar... Çünkü uygulanabilir projelerde inanmaya başladılar. Ayrıca mevcut da orada Ülkücü Türk Milliyetçisi dediğimiz bir yapıda aday gösterilmedi. Ben de köken itibariyle Türk Milliyetçiliği yapısından geldiğim için insanlar bu noktamı bildi ve benimsedi. Aynı zamanda muhafazakar da bir yapımız vardır bizim. Tabii dincilik üzerine değil, dindarlık üzerine kurulu, saf bir Müslümanlık üzerine biz aile yapımız vardır. Tabii biz bunları bir arada insanları kucaklaştıkça anlatmaya başladık. Pazarlarda çok kötü manzaralarla karşılaştık. Esnafları gezerken o esnaflarımızın sıkıntılarıyla karşılaştık. Biz bunların artık geçeceğini... Keçiören sizi biliyor muydu, tanıyor muydu öncesinde? Ya çok da tanımıyordu, ne yalan söyleyelim yani. Keçiören, tabii ki tanıyanlar vardı. Belli bir zümre olarak diyebiliriz ama Keçiören'in tamamı tanımıyordu. 51 mahallesi olan çok büyük bir coğrafya biliyorsunuz.
Ama biz gece gündüz demeden, bir de şansım çok gerçekten de inanılmaz bir örgüt, ilçe başkanım ve yönetimi vardı. Onlar da bana inandılar. Ve etrafımda çok... Sizin kafanızda bile aklınızda soru işaretleri varken birden 31 Mart evet. Gecesinde işte Keçiören'in sarıdan kırmızıya döndüğüne tanıklık ettik. Evet ya bizde rengin önemi yok. Bizde önemli olan şu. Gerçekten de insanlar bize inandı. Bize inandı. Biz de bunu mahcup etmemek için bir an önce çalışmalara başladık. Biraz önce oynattınız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tabelası gerçekten de basit bir tabela değil. Öyle. Sarı saçlı mavi gözlü Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının bu ülke adına, bu ülkenin değerleri adına, bu milletimiz adına, bu vatanımız adına verdikleri en büyük Kurtuluş Savaşı sonrasında kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bundan rahatsız olmak da neyin nesi? Biz tam tersi gelecek nesillere bu Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl sımsıkı sarılmaları gerektiğini ve ülke değerleri açısından müreffeh bir Türkiye'yi nasıl yaşatmaları ve o düzeye ulaşmaları gerektiğinde her zaman evlatlarımıza bu noktada ölçsel olacağız ve tembihkar olacağız. Bu noktada oraya onu asmayı Yüce Mevlam bizlere nasip etti. Çok gururluyuz bu yönden. Bugün bizim başlığımız benim tavsiyem. İşte Merkez Bankası asgari ücrete ara zam yapılmasın diye hükümete bir tavsiye iletmiş. Sizin bu seçimle ilgili öz eleştiri yapan partilere belki bir tavsiyeniz olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli bir ismidir Mevlüt Karakaya. Kendisinin de yapmış olduğu bir açıklama var. Hani bu seçim niye böyle oldu Cumhur İttifakı açısından. Bir dinleyelim. Devam edeceğiz Keçiören'ü konuşmaya. Sürpriz oldu mu böyle bir sonucun çıkacağı geriye dönüp baktığımızda belli emareleri, işaretleri vardı. Aslında bu işareti özellikle metropollerde emekli üzerinde ekonomi bağlamında bir uyarı niteliğinde almak lazım. Yani sonuç itibariyle şunu ifade etmeliyiz. Millet ne karar verdiyse odur. Aslında genel seçimlerde de bir uyarı vardı. Özellikle ekonomi bağlantılı uyarıları vardı. Bunu sahada görebiliyorduk. Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi. Ama vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı, yapamadığı uyarıyı bunu yerel seçimlere gecikmiş taşıdığını... Bir fatura. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz. Gecikmiş bir fatura mı? Emekli için, geçinemeyen milyonlar için böyle bir değerlendirmede bulunuyor Mevlüt Karakaya. Ne dersiniz? Ya, Sayın Mevlüt Hocam böyle bir şeye bağlamış durumu ama tek bu değil tabii ki. Ama en büyük nedenlerden birisi sayabiliriz. Çünkü biz pazarları gezdiğimizde insanlar bize bakın bakın sadece bir marul alabildim. Eve anca gidebiliyorum diyen insanlardan örgündü. Sokakta gezdiğimizde o esnaflar artık sattığımız balı yerine koyamıyoruz derdindeydiler. Parklarda yakalayan bizi emekliler biz geçinemiyoruz artık o hale geldik diyorlardı. Tabii bu da var ama Keçiören'imiz için tek bir ekonomi olarak göremeyiz. İnsanlar orada hizmet alamamışlar. Senelerdir aynı kültür dokusuyla oraya sıkışmış bir şekilde. Düşünün ki konteyneri olmayan bir ilçeden bahsediyoruz. Bir milyonluk ilçeden bahsediyoruz. Çöpler içerisinde yaşayan bir Keçiören'den bahsediyoruz. Önceki belediye maalesef başkanının Turgut Altınok olduğunu izleyicilerimize bir hatırlatayım. Turgut Altınok da bildiğiniz üzere Mansur Yavaş'la Ankara Büyükşehir Belediyesi yarışına giren kişiydi. Mansur Yavaş'ın rakibiydi ama hani evet, ortaya çıkan oy oranı Altınok açısından, Cumhur İttifakı açısından hezimet, büyük bir hüsran. Evet. Siz ona ne diyorsunuz? Evet. Biz siz hezimet mi diyorsunuz? Hezimet diyoruz. Zaten bunu biz görüyorduk sahada. Sosyal yardım ulaşmamış mı? Mesela bu da çok konuşuldu. Ya şimdi o da ilginç. Şöyle, Sayın Mansur Yavaş Başkanımız Keçiören'de 50 bin aileye yardım ederken koskoca Keçiören Belediyesi 5 bin aileye yardım ediyor ve sadece kole yardım yapıyor idi. Şimdi Mansur Başkanımızın yardım başkent adı altında kimseyi rencide etmeden, ifşa etmeden bırakın gıdasından, giyiminden tutun da yakıt yakacağına kadar yetiştiremediği yerde etine kadar biliyorsunuz birçok yardımın verildiği bir kart. Keçiören Belediyesi sadece gıda yardımında bulunuyor. Ayırdığı oran %3.07, Büyükşehir'in ayırdığı oran %19'du.
Ona göre düşünün yani aradaki farkı. Bütçesinin ayrıldı. Belki başka bir hizmete ayrıca mi ayırdı Mansur o parayı başkan, kaynağını? Ne yaptı acaba Turgut Altınok? İşte onu geldik gözlemliyoruz şu an incelemelerde bulunuyoruz. Yani örneğin bir bence gereksiz. Şimdi düşünün ki bir evin temel ihtiyaçları dururken vitrinde fincan takımı alıyorsunuz. Yani ilk önce gıda temel ihtiyaçlarınızı almaz mısınız? Evet. Yani vitrindeki süs sonraki meseledir. Keçiören'imizin altyapı probleminden, gece kondu probleminden birçok kadın, çocuk, yaşların bir araya geleceği mekan problemlerinden tutun da birçok mesele dururken siz kale, kule, şelaleye önem verirseniz insanların geldiği nokta bu hale gelir. Yani vitrinde işte güzel görünecek, görünecek adımlar mı? Ha şu olur, her şeyi bitirirsiniz. Bütün ihtiyaçlar karşılanır bir ilçenin. Dersiniz ki kent estetiğine bir katkıda bulunayım. Daha güzel bir ilçemiz olsun görselli aslında. Bunlar yapılabilir. Peki siz ne yapacaksınız? Şimdi ilk iş geldiğiniz artık böyle koltuğu i̇lk da devraldınız. Bu şehri çöpten kurtaracağız efendim. Çöp konteynerlerimizin siparişlerini vermeye başladık. Halkımızı bu çöp pisliğinden bir kurtaracağız. O daha sonrasında şu an hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm ve ulaşım planlaması yapıyoruz. Ulaşım çok ciddi problem biliyorsunuz. Buna ilişkin bir de bunlar yaparken bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile zıtlaşarak ve karşı tavır alarak yapılmazdı. Geçmiş dönemde de öyleydi. Bu işi bilmemezlikle alakalı. Bu işe bir uzmanlık gerektirir. Biz uzman bir kadromuzla geldiğimiz için Ankara Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir olacağız. Bu bütün kentsel dönüşümle ulaşım problemlerine kadar üstünden geleceğiz. Bütçe ne durumda acaba? Hiç ona bütçemiz bakabildiniz mi? Milyarın üzerinde borç da bırakmışlar. Yakın zamanda bütün Keçiören halkımıza tek tek hangi borçlarımız var göstereceğiz. Böyle bir şey olamaz. Milyarın üzerinde derken ne kadar üzerinde? Ya 1 milyar 200 civarında ama tam rakam söylemeyeceğim. Geliri ne peki Keçiören Belediyesi'nin? Maalesef bunun çok altında. Yani gider daha fazla. Ya o hale getirmişler. SGK borçları ödenmemiş. Özellikle SGK borçları çok yüksek miktarda. Bir şirket kurulmuş, tüketen şirket. Üreten bir tarafı yok. Gelir getiren bir tarafı yok. Biz bunlara el atacağız. Ha halkımız üzülmesin. Biz borç batağından da kurtaracağız. Yaşanabilir bir Keçiören haline de getireceğiz. Bize güvensinler, emin olsunlar. Ve ağırladığımız konuklarımız, işte belediye başkanları, onlar bankamatik memurları olduğunu söylüyor. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı? Ya maalesef son 3 ay içerisinde inanılmaz bir personel alımı olmuş. Ne adına yapılmış belli değil. Şimdi bir personel alırken yani bir bunun bir nedeni ve altlı olmalı öyle değil mi? Yani şu noktada değerlendireceğim edeceğim mülakat olmalı vesaire. Ne olduğu belli olmayan bir alım yapmışlar. Son bir ay içerisinde de aynı şekilde. O yazık o insanlara da yani bu noktada çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Ne kadar oluşuyor. Kişiden söz ediyorsunuz 300'ün ya onlar üzerinden, ne olacak? 300'ün üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. 300'ün üzerinde İncelemedeyiz bakacağız değerlendireceğiz onlara. Bizim derdimiz kimsenin ekmeğiyle oynamak değil. Ama mevcuttaki duruma da insanların ekmeğini oynayacak duruma da müdahale ederiz. Kimse kusura bakmasın. Bir tartışma var İstanbul'da işte Sancaktepe Belediyesi. Sancaktepe Belediye binasında bir kat bir şatafat hani iddialar bu şekilde. Göreceğiz bir açıklaması yapıldığında ya da o kat açıldığında kamuoyuyla paylaşıldığında hep birlikte görme imkanına kavuşacağız. Sizin orada böyle bir durum, böyle bir tablo var mı? Belediye binasında ya da ek binalarında, ilçenin genelinde herhangi bir yerde? Yani şatafat ya var mı sizin orada? Bir kere böyle bir şey yaptılarsa şatafat, Allah ıslah eylesin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla o şatafat da neyin nesi? Bu ne Müslümanlığa sar, ne Türk milliyetçiliğine sar, ne de insanlığın evrensel değerlerine sar. Yani biz bunlara, bilemiyorum oradaki durumun ne olduğunu. O Sancaktepe'ye yorum yapamam ama böyle bir şey varsa Türk milleti bunu kırar, ben de kınarım. Yani var ise. Ha biz Keçiören'e ilişkin bazı şeyler görüyoruz, netleştiremedik. Ne gibi? Ya bazı özel mekanların oluşturulduğu orada. Bunları da yakın zamanda biz açıklayacağız onları. Özel mekan derken? Ya kendilerine özel ofisler oluşturulmuş. Yani böyle otel gibi bir şeyler yapılmış ama kimsenin haberinin olduğunu da zannetmiyorum. Gezdikçe gördükçe bunları çıkartıyoruz. Yazık günah yani bunlarla bilmiyorum bunlara nasıl vakit ayırılmış. Yani normalde hani vaat şudur belediye başkanının kapısı sökülecek
işte herkese kapı açık olacak denilirken böyle özel makamlar mı var? Oluşturulmuş, evet, paylaşacağız halkımızla. Ama biz şunu diyoruz, yine de geçmiş dönemde kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun. Biz eksikleri gördük, 60 projeyle bunun üzerine geldik. Bizim işimiz, gücümüz Keçiören olacak. Biz kısacası Keçiören'in vicdanı olacağız. Halkımızla bir bütün hale geleceğiz. Gencinden yaşlısına, ihtiyaç sahibinden fakirinden fukarasına, kurabasına kadar, emeklisine kadar, o engelli vatandaşlarımıza kadar onların sesi ve vicdanı olacağız. Bu hedefimiz net budur yani. Sayın Başkan, şimdi yine devam edeceğiz. Keçiören'den, hedeflerinizden, hayallerinizden nasıl bir yol yürüyeceksiniz? Yerelde nasıl yöneteceksiniz Keçiören'i? Belki onu da anlatırsınız bize. Yalnız el değiştiren belediyelerde, belediye başkanları, Çiğburnu'nda belediye başkanları bazı illerde, ilçelerde şaşkınlık da yaşıyorlar gördükleri manzara karşısında. İzleyelim, devam edelim. Belediyelerde yaşanan TC hareketliliği, el değiştiren belediyelerde yenilenen tabelalar, 2014 yılında kaldırılan TC yazısı bazı belediyelerin tabelalarına yeniden ekleniyor. İlk olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi'nin tabelası TC ibaresiyle değişmişti. Mamak, Kırıkkale, Giresun Göreli ve Espiye, Kayseri, Akkışla belediyeleri de tabela değişikliğine gitti. Belediye isminin başına TC ibaresi eklendi. AK Parti'den Büyük Birlik Partisi'ne geçen Sivas Belediyesi de tabelasına TC ifadesi eklendi. Sivas'ta Cumhur İttifakı'nın iki ortağı arasında devir teslim töreninde AK Partili eski başkan makam odasından çıkarken yuhlandı. Yeniden Refah Partililer ise kazandığı belediyelerin duvarına ilk iş rüşvet alanda veren de melundur tabelası astı. O belediyelerden biri de Sakarya Gevye Belediyesi. AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Gevye Belediyesi'nin yeni başkanının bir diğer icraatı da son model makam aracını satışa çıkartmak oldu. Seçim öncesi söz vermiş, israfı bitireceğiz demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. El değiştiren belediyelerde israf tartışmaları, giderayak verilen ihaleler, ödemeler ve boşaltılan belediye kasaları tartışması. Bir tepkide 10 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Kaş Belediyesi'nin yeni başkanı Erol Demirhan'dan geldi. 400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitlerin hepsi kuyruktaydı 3 gün önce. Hepsi para istiyorlar. Para yok. Kasada 1 lira yok. Kasa boş, 400 milyon da borcu var diye ses yükseltti CHP'li yeni başkan. İlk meclis toplantısında personel sayısındaki fazlalığın altını çizdi. 450 kişi var şu anda mevcut. Nerede ne yaptıkları da belli değil. Bakalım da onları bulacağız, arayacağız, bulacağız nerede olduklarını. Eski belediye meclisi üyelerinin yüzüne karşı kurduğu cümleler ise yine israf tepkisiydi. Sebep olan bunlar. Bunlar hep şakşakçılık yapmışlar. Bunun ne oluyor arkadaş diye sormamışlar hiç. Bir şey yapılmış olsa ona da amen de. Ortada bir şey de yok yani. İşte şuna buna gitmiş paralar. Nereye getirir ben de bilmiyorum. 500 milyarlık top alınmış. Diyor ki yeni seçilmiş belediye başkanı geliyor, bakıyor kasaya. 1 lira yok. Yani pek çok gider ama bir yandan da personel var. Bir yandan da Kaş'a hizmet etmesi gerekiyor. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Ne dersiniz bu duruma, bu tabloya? Maalesef birçok belediye şu an aynı konumda. Yani borçlarla teslim alınıyor biliyorsunuz. Ya onu planlama yapacak, proje üretecek. Varsa ivede olarak onu hani icraya verebilecek durum. Onları çağıracak, samimiyetini ortaya koyacak, anlaşmaya gidecek. Varsa SGK ve vergi borcu yapılandırmasına gidecek. Ama yani nasıl olmuş bu belediyeler, nasıl bu kadar batmış? Niye batmış? Ne yapılmış da batmış? Ya bakın bir şey söyleyeyim. Biz gelir gelmez pazartesi dedik ki hani mazbatayı alamadığımız için aradık ilgili birimleri, sakın hareket halinde olmayın. Özellikle muhasebe müdürümüze dedik ki sakın ödeme yapmayın. Hiçbir yere biz gelelim, planlayalım. Buna rağmen İşçilerin emekli ikramiyelerinden kesiyorlar, müteahhite ödeme yapıyorlar. İşçilerin emekli ikramiyelerinden kesiyorlar ve müteahhitlere ödeme yaptılar. Yani biz işçi bu, değil yine. Ha, işçi öncelikli müteahhit. Değil, müteahhit öncelikli olmuş oldu. Peki işte
bu arada haberde de yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ilk olarak bir hakkı da teslim edelim. İlk olarak Keçiören Belediyesi'nde bize nasip oldu. Evet. Evet, ve sonrasında da diğer belediyelerde de öncü oldunuz. Onu da evet, bir kez daha söylemiş olayım. Sağ olun, şimdi sosyal yardımlar konusunda işte Turgut Altınok biz de but dağıttık demişti kampanya sürecinde. Ne kadar but dağıtılmış? Siz mesela ne yapacaksınız burada sosyal yardımlarda insanları ayakta tutmak için ki acı bir reçete de geldi geliyor. Ne yapacaksınız? Ya şimdi bizim bütün projelerimiz insan odaklı olacak. Rantın değil, insanın hakkının o insana verildiği projelerimiz olacak. Bunların başında da Mansur Yavaş belediyeciliğin ana ilkesi olan sosyal belediyecilik, partimizin de halkın belediyeciliği şeklinde ön plana çıkaracağız. Bunları yaparken birincisi insanları rencide etmeyeceğiz. Hangi mahallede hangi fakir var kimse bilmeyecek. Biz bileceğiz. Biz onlara yardım odaklı olacağız. Dediğimiz gibi sadece gıdanın değil, yakıt yardımından tutun da öğrencinin kırtasiyesinden, giyiminden, yaşlının gidip ona rehabilit edilip bakılmasından tutun da engellilerin yanında olan, yani diğer taraftan işte emekli yetiremiyor dediğinde onun yanında olan bir sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde olacağız. Bunu lafla değil icraatta çok yakın zamanda göreceksiniz. İlk keçi kart icraatımız başlıyor bizim de. Başkent kart gibi onunla bütün halkımıza sunum yapacağız efendim. Evet, şimdi siz kart deyince bir taraftan da aklımıza kredi kartları geliyor. Kredi kartlarında da o faizlerin ne kadar yüksek olduğunu herkes biliyor, herkes görüyor. Ama o kredi kartı da olmadan bir şekilde günler geçmiyor, bütçe denklenemiyor. Ama diğer taraftan yine kredi kartı sebebiyle cepte olmayan para harcanıyor. Tam bir kısır döngünün içinde vatandaş. Bir bakalım, hani faizler bu kadar da yüksek olmayacaktı. Nas varken sana bana ne oluyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi faizler aldı başını gitti. Vatandaş da ne yapacağını şaşırdı. İzleyelim, son cümlelerini alacağız konuğumuzun. Aktif faiz oranı %4.25 oldu. Kredi kartınızın asgari tutarını ödüyorsunuz ama geri kalan borcunuz duruyor ya, o borcunuza işleyen aylık faiz 4.25 oldu. Takla attırıyoruz. Bir ay ertelemeli ödüyoruz. 10 liralık kredi çekiyorsun, alıyorsun onu 50 liraya ödüyor. Asgariyi ödediniz, geriye 100 bin lira borcunuz var. Bir ay boyunca size işleyecek faiz oranı 4.250 liradır. Yani ciddi bir faiz oranı işliyor. Tüketicinin omzundaki faiz yükü sürekli artıyor. Son olarak kredi kartı faizleri arttırıldı. Kart borcunun tamamı ödenmediği zaman kalan borca işleyen faiz %3,66'dan %4,25'e. Gecikme faizi ise %3,96'dan %4,55'e yükseldi. Tüketici artık temel ihtiyaçlarını bile borçlanmadan karşılayamaz oldu. Borçlanmak içinse en kolay araç kredi kartları. Onların da faizleri yükseltildi. Yükselen faizle birlikte artık kredi kartının borcunun tamamını ödeyemeyen tüketici daha çok borçlanacak bankaya. Artık ödeyemiyorsun. Bir de bu nakit avanslara da faizlerini arttırdılar. Gelir düştü, gider arttı yani. Eğer ki nakit avans çekiyorsanız ve o ay içinde ödememişseniz nakit avansı, borcunuz bir ayda %5 artıyor. Zor günlerin kurtarıcısı nakit avans limitleri zaten düşürülmüştü. Faizleri de arttı. %5'e çıktı. 2023 Mayıs ayında, yani seçim döneminde bu oran %1,36'ydı. Mayıs seçimlerinden bu yana söz konusu bu faizlerdeki artış %1,36'ydı. Çok cüzi bir miktardı. Son bir yılda faiz oranları 3 katına çıkmış kredi kartında. Kredi kartı temel ihtiyaçlar için kullanılıyor. Söz konusu bu yüksek faize katlanmak durumunda kalıyorsunuz. Kaç tane kredi kartı var? Şu an 2 tane. Kredi borcu var mı? Kredi borcu tabii ki var. Herkeste var. İşte temel ihtiyacınız var. İşte ne bileyim, bir alışveriş yapmak zorundasınız. Ya kılık kıyafet veya işte gezme tozma gibi değil. Onlar artık zaten gerçekten lüks olmaya başladı. Lüks için değil, ihtiyaçları için borçlanıyor artık tüketici. Kredi kartlarının yetmediği yerde ihtiyaç kredisi kullanmak zorunda kalıyor. Kredi faizleri ise bankaya göre %4,9 ile
%6 arasında değişiyor. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ortalama 154 bin lirayı buluyor. Bu şartlarda çekeceğin 100 bin lira hemen hemen 300 bin lira fazlasıyla ödemek zorunda kalırsınız. Bu çok fazla, aşırı fazla. Her gün, her geçen gün zorlaşıyor hayat maalesef. İnsanlar ödeyebildiklerini düşündükleri için değil, günü kurtarmak için aslında kredi kartlarına ve kredilere başvuruyorlar. Şimdi kendimi zor kurtardım, bir daha onların bataklığına düşmemek için kullanmıyorum kesinlikle. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Now ekranlarında Çalar Saat'te konuğumuz. Şimdi ne yapacak? Hayali, hedefi, son sözü kendisine bırakacağım. Yalnız ekranlarınıza yansıyacak bir kule var. Senelerdir biz bakarız Ankara'da, hani o kule neden yapıldı, ne olacak sonrasında diye merak ettiğimiz bir kuledir. Kendisi niye yapıldı, niye inşa edildi, burada amaç, hedef ne, ne kadar harcandı diye merak ederken işte Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı dönemde Keçiören'de ve de Mansur Yavaş'a rakip olduğu dönemde bitiriliverdi bu Cumhuriyet Kulesi. Bize bu kuleyi bir anlatır mısınız? Ondan sonra hayallerinize geçelim. Kule hakkında biz yeni yeni bilgi ediniyoruz geldiğimiz günden beri. 18 senede bitirildiği söyleniyor ama hala tamam yani bitirilmemiş. Ve kontrol mühendislerini çağırdığımda henüz bir yüzde pursantaj dahi veremiyorlar yani ne olduğunu. Ama buna rağmen çok ilginç, geçici kabulünü yapmışlar. Burada görünüyor biliyorsunuz işte evet. Kulenin. Şimdi ona ilişkin neden yaptınız diyorum. Ya işte biz işte baskı unsuru işte açılışını yapacaktık vesaire. Bayram şu sonu. Şu kulenin öyküsünü bize bir anlatır mısınız? 18 sene önce başlamış olan bir inşaat. Evet. Bir kule, adı Cumhuriyet Kulesi denildi. Atakule'ye böyle tam böyle karşısına denk gelen bir açıda da yer alıyor. Şimdi bayram sonu tam net bilgiler gelecek İlker Bey. Ama duyumuza göre 1 milyarın üzerinde para harcandığı söyleniyor burası. Yani o 1 milyara düşünün ki ne kreşler yapılırdı, ne yaşlı bakım evleri yapılırdı, ne engellilere rehabilitasyon merkezleri yapılırdı. Yani halkın bütün ihtiyaçlarının giderilmesi yönelik çok büyük projeler yapılabilirmiş. Şu anda ne amaçla kullanıldığı bile... Yani meçhul yani. Sadece bir görselliği olan bir şey. Keçiören'in sembolü olabilecek bir yapı değil midir bu? Bence değil yani. Adı çok güzel. Adına kurban olsunlar. Cumhuriyet Kulesi, Cumhuriyet ama bilmiyorum onu da yansıtacak bir şey göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Ve na tamam diyorsunuz. Na tamam tabii. Geçici kabulü yapılmış na tamam. Bayram dönüşü teknik ekiplerimiz tam tespit haline bize verecekler. O zaman bu konuyu da kamuoyuna duyuracağız. Şimdi bırakmayacağız. Bir tarafta belediye, belediyenin imkanları, belediye binası, belediye binasının nasıl çalıştığı bunlar bir herhalde fizibilitesi yapılıyor, bir araştırması yapılıyor. Sonra işte Estergon Kalesi yine Keçiören'in sembollerinden birisi olarak Turgut Altınok döneminde yapıldı, tamamlandı. Cumhuriyet Kulesi öyle. Bir de bunlara bakacaksınız herhalde. Bakacağız tabii. Yani şimdi halkın yoğunluğunu arz eden konumları da yok. Çok ilginç yani. Sadece görsellik arz etmesi bir şey ifade etmiyor ki. Bir şeyin görselliğinin yanında onun ziyaret edilmesi gerekiyor. Paris'te bir biliyorsunuz Eyfel Kulesi var. İnsandan geçilmiyor öyle değil mi? Evet. Şu an Çankaya'mızın Ata Kulesi var. İnsanlar oraya gitmek istiyor. Yani sonuçta bir alışveriş merkezinden o kulenin tepesindeki restoranından insanlar faydalanıyor. Yani evet. Gitmek istiyor. Yani bunun gibi birçok şey var ama buraya insanların pek de böyle bir gidecek şeyini göremedim ben. Durumunu, konumunu göremedim. Onu ilerleyen dönemde bakacağız. Ne olacak bu böyle? Ya ona kalbinde. Bir şeyler ekleyebiliriz. Onu cazip hale. Artık biz yapılanı yıkma taraftarı değiliz. Rehabilite edebiliriz. Bulacağız bir formül diyorsunuz. Bir formül üreteceğiz mühendis Peki, olarak. Peki son bir söz size bırakayım. Evet. Ya biz 5 yılın sonunda halkın mutlu, yaşanabilir, ulaşım problemlerinin giderildiği, yeşil içerisinde kentsel dönüşümlerinin büyük ölçüde halledildiği, yaşlısıyla, genciyle, emeklisiyle, engellisiyle, hele de o engellilerin engelsiz ortamda, parklarda, bahçelerde bizimle birlikte yaşadığı ve gelecek dönemin Türkiye'nin parlayan yıldızı Keçiören haline getireceğiz. Bize güvensinler hemşerilerimiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz diyorum efendim.
Efendim, teşekkür çok sağ olun. Ediyoruz. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Geldiniz, anlattınız. 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden gelen bir belediye. Keçiören Belediyesi Ankara'nın en büyük belediyelerinden, nüfusu bakımından en büyük belediyelerinden bir tanesi. Ve artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de temsil anlamında Keçiören Belediyesi'nin katkısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha fazla olacak. Mesut Özarslan geldi. Nav ekranlarında Çalar Saat'te anlattı.